Sabrımı taşırma lan. Abi, Hüdayi abi. Bak, 48 saat mühlet sana. Ya para gelir, ya da çiviletirim seni. Tamam, getireceğim Hüdayi abi. Koy onları yerine. Koy diyorum sana. Yapma. Allah aşkına yapma. Koy, yoksa anlatırım ablama. Yapma. Ne olur kimseye söyleme. Çok borcum var, çok. Vuracaklar beni. Bu akşama kadar götürmezsen vuracaklar. Allah aşkına. Annem fark etmez şimdi. Hiç takı takmıyor. O fark edinceye kadar geri alırız rehinden. Allah aşkına Mete. Kardeşinim ben senin. Vuracaklar beni, vuracaklar. Çok korkuyorum. Öldürecekler beni. Ölmek istemiyorum. Yalvarırım yapma. Söyleme kimseye. Yemin ediyorum bir daha oynamayacağım. Oynamayacağım. Bu son. Yemin ederim son. Babasından veba gibi korkuyor. Evlenmemize müsaade etmez diyor. Annesinin taktığı yok. Hazır babam burada yokken kaçalım diyor. Kaçır beni diyor. Annem bir şey yapamaz. Birkaç sene dişimizi sıkarız diyor. Birkaç sene dişimizi sıkarız. Sonra boyun eğerler. Çocuğum olacak derim. Acındırırım kendimi. O işleri sen bana bırak. Annem dayanamaz. Yalvarır, yakarır, sonra kesenin ağzını açar. Pinti gibi gözükür ama küçük hesaplara kızar. Yoksa eli açıktır. Bir iste on verir. Kaçalım sevgilim, kaçalım. Ya da yatırsan? Yapamaz. Hangi anne çocuğunun sefalet içinde sürünmesine göz yumar ki uzun zaman? Kaçalım Tanju, kaçır beni. Yokum ben öyle kumarda. İstediğimden iyi gelişiyor iş. Ne gelişmesi ya? Biraz sabredeceksin. Sonra bir anda ineceğim tepelerine. Bak biraz daha aşık numarası oynayacaksın. Sakın şüphelenmesin senden. Beni param için falan kolluyor demesin sakın. Esrar'la arası nasıl? İyice işlesin kanına. Yarın gece dumandan ölebilir. Bak öyle tehlikeli parti istemem. Manyak mısın sen be? Birkaç aylık bir araya geliyoruz. Ne tehlikesi olur? Thank you.
Ne var bir türlü anlayamıyorum. Söyledim kızım. Sinir sistemin zedelenmiş zamanında. En ufak heyecan, sinir, stres dokunuyor sana. Ama bazen çıldıracak gibi oluyorum. Başım çatlıyor, gözlerim kararıyor. Dünya yıldırım hızıyla dönüyor etrafımda. Benden bir şey gizlemiyorsunuz ya Türkan abla. Çocukluğu bırak. Neyi gizleyecekmişim ki? Sen aklı başında bir kızsın. Tehlikeli bir şey olsa söylemez miydim? Bak kızım, bana inanıyorsun değil mi? Hı? Boşuna üzüyorsun kendini. Türkan teyze bu işin Amerika'da bile önde gelen uzmanlarında. Gerçeği senden niye saklasın? Bilmiyorum. Çok çok bitkinim, çok halsizim. Hepsi üzüntüden. Çıldıracağım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bülent pırlanta küpelerimi çaldı. Olamaz. Mücevher kutumu kırmış. Mete yakalamış. Ağlamış, yalvarmış. Kumar borcum var, vuracaklar beni demiş. Yemin etmiş Mete'ye, son demiş. Bir daha oynamayacağım demiş. Ama bu çok tehlikeli bir başlangıç. Şirkette nasıl çalışması? İsteksiz, laubali. Sadece haftalığı almak için çalışıyor. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Bak istersen Serdar'a haber veririm. Hayır, asla. Asla müsaade etmem. Bunca sene ızdırap çekti, kahroldu. Tam işini düzeltip yeniden doğduğu anda onu kahredecek bir harekette bulunamam. Peki ne yapacaksın? Ben başa çıkacağım. Hastayım diyorsun. Hayatın pahasına da olsa başa çıkacağım. Hayır, beraberce başa çıkacağız. Nereye gidiyorsun bu saatte? Bir arkadaş toplantısına. Kızım saat 12'yi geçti. Ne olmuş geçmişsin? Yoksa tren tarifesi mi uygulanacak bu evde? Gidemezsin. Yok canım. Bak anne, gidiyorum ve ancak yarın öğlene doğru gelirim. Yapamazsın. Sen karışma. Sen ancak babama karışabilirsin. Ne demek oluyor o? Demek oluyor ki hanımefendi babamla çok samimi sevgili anneciğim. Terbiyesiz küstah. Uykudasın sen. Bana bakın, sakın bana karışmaya kalkmayın. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz, anlaşıldı mı? Babamla da korkutmaya kalkmayın beni. Korkum yok sizden, o kadar. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Babamın sevgili eşi ve uzatmalı metresi. Terbiyesiz küstah. İğreniyorum sizden, iğreniyorum. Senin atölyen mi? Hayır. Bir arkadaşın. Paris'e gidince bize bıraktı. Kimlere? Hepimize. İsteyen gelsin çalışsın dedi.
Ne de güzel kıvırıyorsun. Bu işte deneyimlisin. Kim veriyor oranın kirasını? Aramızda topluyoruz. Kapıcı senin verdiğini söylüyor. Kontrat başkasının üstüne. Orası benim mekanım değil. Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Korkutamazsınız beni. Nereden buldunuz o esrarı? Herkes yanımda taşır. Sen de taşıyorsun demek. Ben esrarkeş değilim. Bana Türker verdi. O kendini Hazreti İsa'nın havarisi zanneden manyak. Sen nereden buldun? Esrarı o iki zenciyi getirdi. Ben masumum. Tabii tabii. Kimin o atölye? Samimin. Şimdi Paris'te. Ne iş yaparsın sen? Serbest çalışırım. Müzisyenim. Yani işsizsin. Sabıkan var mı? Bir kere tutuklandım. Niçin? Misyonerdik. Açıl açıl biraz. Bir dini yaymak için propaganda yapıyormuşum. Öyle dediler. Karşılığında para mı alıyordun? Ufak tefek hediyeler. Başka? Başka? Konuş konuş diyorum sana. Beyoğlu'nda ufak bir kilise var. Yan sokakta. Orada gitar çalıp gençleri topluyordum. Getirdiğim her genç için... Para veriyorlardı sana ha? Ne olmuş yani? Bu da mı suç? Nasıl yolumuzu bulacağız biz? Hani? Babam. Babam seni sürdürür. Hakkari'ye sürdürür. Yapma ya. Çok korkuttun beni. Kimmiş senin baban? Benim babam Ankara'da. Seni sürdürür benim babam. Hayatın kayar. Hayatın kayar. O istedi. Vur diye yalvardı. Benimkisi insanlık. Ne iş yaparsın sen? Üniversitedeyim. Kıbrıs'ta. Bedelli askerlik işi mi? Babam öyle istedi. Kim baban? Şükrü Hotanlı. Sanayici. Tanırsınız muhakkak. Tanımaz olur muyum? Cinsel özgürlüğüm var benim. Kiminle sevişirsem sevişirim, size ne? Ne hakla karışırsınız? Esra içtimse içtim. Sefam olsun. Ben özgürüm. Karışamazsınız. En iyi avukatları tutacak babam. Dünyayı ayağa kaldıracak. Görürsünüz gününüzü. Benim babamı tanıyor musunuz siz? Erkeklerden hoşlanmıyorum. Var mı diyeceğiniz? Protesto ediyorum bu bok düzeni. İnsan hakları diye bir şey duymadınız mı siz? Esrar da içerim, bok da içerim. Ne karışırsınız siz be? Biz sizin işinize karışıyor muyuz? Ben yeşilciyim arkadaş. Esrar da bitki değil mi? İçtim. Senden müsaade mi alacağız yani? Arkadaş toplantısı diye çağırdılar. Vallahi bilmiyorum. Annemle görüşmek istiyorum. Ne olur. Annemle görüşmek istiyorum. Ben bir şey yapmadım. O Tanju senin sevgilin mi? Evet. Beraber mi yaşıyorsunuz? Arkadaşız, evleneceğiz. Bak hele. Ne duruyorsunuz? Babam. Kim baban? Serdar Kıpçak, sanayici. Amerikalılarla iş yapıyor. Kuzey Afrika'da şimdi. Annemle görüşmek istiyorum. Ne olur. Yalvarırım. Annemle görüşmek istiyorum. 518-2293. Sayın Savcı, Baş Müfettiş Şıfat. Senelerdir bekliyordum bu fırsatı. Çoğu sosyetenin dejenere çocukları. Fena vuracağız bu defa. Sabah erkenden size sevk ediyorum efendim. Alo? Alo? Evet? Evet? Ben kardeşiyim. Hayır, hayır. Hemen geliyoruz. Ne var Mete, ne oldu? Nülüfer bir esrar partisinde tutuklanmış. Hemen gitmemiz lazım abla. Başka bir diyeceğin? Kimseyi davet etmedim. Kendileri geldiler. Kovamazdım ya. Atölye benim değil. Hiçbir günahım yok. Serbest bırakın beni. Senin gibi masumları çok gördük biz. Sen git, sıradaki gelsin.
Yaklaş biraz. Bırakın! Bırakın beni! Kızımı görmek istiyorum! Bırakın! Eşimin yeğeni. Bana öz oğlumdan daha yakın. Çık dışarı bekle. Sen de çık. Neymiş suçu? Niye tutuklamışlar? Daha tutuklu değiller. Bir serserinin evinde esrar partisi vermişler. Sadece esrar olsa... Eşcinseller, manyaklar, sadistler. Bir kız oldukça ağır yaralı. Kırbaçla dövmüşler. Daha anlatayım mı? Emniyet benden mahkemeye sevk etmemi istiyor. Derhal tutuklanırlar. Nilüfer. O da aralarındaymış. Bütün zabıtlar bende. İfadesini okuyayım mı? Esrar partisi olduğunu bilmiyordum demiş. Arkadaşımla buluşacaktım demiş. Beraber yaşadıklarını reddetmiş. Okuyayım mı? Bana hala düşmansın değil mi? Beni hiç affetmedin değil mi? Ben görevimi yaptım. Hayır. Görevini alet ettin hislerine. Kötüye kullandın görevini. Hiçbir günahı yoktu Serdar'ın. Biliyordun suçsuz olduğunu. Tutuklattın onu. Aylarca cehennem azabı çektirdin. İşimizi mahvettin. Ben... Sen alçakmışsın. Benim sevdiğim mert, efendi, olgun insan değilmişsin. Lanet olsun senin için gözyaşı döktüğüm yıllara. Lanet olsun, lanet olsun. Kızım. Ne yapabilirim ki? Hayatını kurtarabilirsin. Bu kadar sanık arasından onu nasıl çekip çıkarabilirim ki? Kurtar kızımı. Kurtar kızımı ne olur. Yalvarırım kurtar kızımı. Rıza Bey'i bağlayın. Evet, Kemal Özbek. Cumhuriyet Savcısı. Bekliyorum. Rıza Bey. Evet efendim. Savcılığa sevk edilen esrar grubu ile ilgili. Evet. İki kişiyi mahkemeye sevk ediyorum. Hırbaçlayan sakallı ve... esrar satıcısı. Evet, o zenci. Diğerleri? Onları ne yapacaksınız? Serbest bırakıyorum. Serbest mi? Serbest olamaz. Bırakıyorum. Tamam. Olamaz, yapamaz. Çıldırdın mı bu adam? Sayın müdürüm, lütfen. Lütfen bana verin telefonu. Lütfen! Alo? Kemal Bey, yapamazsınız bunu. Bu benim sorumluluğum. Bu benim takdirim. Siz kendi görevinizi yapın. Yapıyoruz. Hayatımız bağısına olsun yapıyoruz. Masa başında oturmuyoruz biz. Göğsümüzü kurşuna siper ediyoruz. Niçin? Niçin? Yakaladığımız alçakları serbest bırakın diye mi? Suç unsuru gördüklerimi mahkemeye sevk ediyorum. Diğerleri adi vaka. Bizim görevimiz insanlardan intikam almak değil.
Yakaladıklarımın çoğu ünlü kişilerin veletleri. Ne o? Babalarından mı korktunuz yoksa savcı bey? Bu hakaretin cezasını ağır ödeyeceksiniz. Bu şekilde konuşamazsınız benimle. Bu hakareti aynen iade ediyorum size. Nerede isterseniz görüşmeye hazırım. Al kızını git. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Kemal. Al kızını git Beria. Azabı çektirdin. İşimizi mahvettin. Sen alçakmışsın. Benim sevdiğim mert, efendi, olgun insan değil misin? Lanet olsun senin için gözyaşı döktüğüm yıllara. Lanet olsun. Sizden özür dilerim. Amirlerimsiniz, büyüklerimsiniz. Ama beni tanıyorsunuz. Bunca senelik emniyet mensubuyum ben. Müfettişliğe kadar yükselmişim. Neyin suç olduğunu, neyin olmadığını kimse öğretemez bana. Sayın savcının hakkı yoktu onları serbest bırakmaya. Hiçbir suç unsuru yoktu. İki kişi hariç. Onları da mahkemeye sevk ettim. Esrar partisiydi bu, esrar. Siz yakaladıklarınızı suçluyorsunuz. Ya yakalayamadıklarınız? Beyoğlu'nun arka sokakları, batakhaneleri, akşamları Boğaz sahillerinde arabaların içi, bütün sahil yolu, oradaki çeşitli atlarla işletilen yerler, hepsinde, hepsinde esrar içiliyor. Ne duruyorsunuz? Bassanız oraları da. Yok. Orada yoksun. Tam bile geçmez. İyi günler. Böyle bir çek yazmadık biz. Böyle bir çek yok. Bu miktar parayı çekmedik. Ama imza sizin. Taklit edilmiş. Nasıl olur? İyi bakın Betül Hanım. Yazının üstüne iyice basılmış, kopya eder gibi. Kim yapmış olabilir ki? İkimizden başka kimse bilmesin bunu. Çek defterlerini kasaya kilitleyin. Ben gerekeni yaparım. Lütfen, kimse bilmesin. Yukarıda iki kişi var. Sizi görmek istiyorlar. Kimmiş? Bilmiyorum hanımefendi. Korkuyorum. Sizinle özel görüşecektik. Delikanlı çıksın. Kalıyorum. Çık dedim lan. Ben de kalıyorum dedim. Konuşabilirsiniz. Yeğenimdir. Sizin mi bu çek? Kimden aldınız bunu? Kumar borcuna karşılık oğlunuzdan. Abla! Bir şey yok Medeciğim. Yok bir şey. Sen git. Fazla vaktimiz yok. Kısa keselim. Abla, bırak ben halledeyim. Hayır oğlum, hayır. Bir şeyim yok. Ne istiyorsunuz benden? Çekin karşılığı yok. Hiç
iskeleye gelemeyiz, ona göre. Kusura bakmayın. O hesap numaramda para kalmamış olabilir. Hemen yeni bir çek vereyim size. Nakit alacağız. O kadar para yok ki yanımda. Nakit alacağız dedik. Yanınızda bankaya telefon edeyim. Uzatma. Ver parayı gidelim. 5 dakika oturun. Yeğenim bankadan çekip gelsin. Bekleriz. Odana çıkartayım mı seni? Ne olur abla? Alo, alo, Serdar, sevgilim. Alo, Perihan, saatin nasıl, iyisin değil mi? Bilsen nereden arıyorum seni. Nereden? Olur şey değil. Çocuklar da iyiler. İyiler tabii. Evet. Bülent imtihanlara çalışıyor. Tabii şirkette de çalışıyor. Mete de iyi. Nilüfer uyuyor. Peki, çağırma. Görme neler aldım onlara. Dönüşte getireceğim. Yok canım. 2 ay falan sürer dönmem. Sen rahat ol. Hepimiz iyiyiz. Betül de çok iyi. Canavar gibi. İşleri iyi yürütüyor. Tabii ben de yardımcı oluyorum. Sık sık ara bizi. Seni çok özlüyoruz. Sesini duymak bana cesaret veriyor. Ne olur hep ara Serdar. Hayır, hayır, ağlamıyorum. Hayır, sevinçtendir. Vallahi bir derdim yok. Tabii hepimiz öpüyoruz seni. Canım sevgilim. Niye bu kadar erken uyandın? Hiç yatmadım. Seni bekledim. Gece gelmeyeceğimi söylemiştim. Seninle görüşmek için bekledim. Neymiş? Dün adaya 2 gangster tipli serseri geldi. Ellerinde bir çek vardı. Benim çek defterimden kopartılmış, çalınmış bir yaprak. Üzerinde imzam. Senin taklit ettiğin imzam. Ve 18 milyonluk bir borç. Efendice istesem verecek miydin bana o parayı? Herhangi bir ihtiyacın için değil 18 milyon, 18 milyar bulur verirdim. Korkma.
O paracıklarını kuruşuna kadar öderim sana. Başka bir sahtekarlık yaparak mı? Ben sahtekarlık yapmadım. Hakkımı aldım. Çekmecemden çek defterimi çalmak, imzamı taklit etmek mi hak? Konuşsana. Beni siz itiyorsunuz o kötülüklere. Yalan. Mücevher kutumu kırıp en kıymetli yüzüğümü çalmaya da mı ben ittim seni? Mete yalan mı söyledi? Hayır, ben buldum. Senden başka kim yapar o alçaklığı? Utan utan. Baban duysa yüreğine iner. Ne inecekmiş be? Bütün suç onun. Var mı benim yaşımdaki bir genci bu kadar sıkmak? Haftalık diye aldığım parayı bir genel müdür bile alamıyor. Hadi be! Benim ayarımdaki arkadaşlar ailelerinden ne alıyorlar biliyor musunuz? Tonla para alıyorlar. Tonla! Kral gibi yaşıyorlar. Bana haftalık diye verdiğiniz benim ancak disko paramı karşılıyor. Babam altından arabamı çekip aldı. Ne o? Kaza yapmışım. Deli gibi sürmüşüm arabayı. 3 kuruş para veriyor, karşılığında öğleden sonraları it gibi çalıştırıyor büroda. Ne o? Aldığım parayı hak etmeliymişim. Mecbur muyum ben o tozlu muhasebe dosyaları arasında çürümeye? Biraz anlayışlı olun be. Anlayın beni, anlayın! Kumarda milyonlar kaybetmeni mi anlayalım? Siz itiyorsunuz beni kumara. Bütün ahlaksızlığını evet dersek mi anlayışlı insan olacağız? Ahlaksızlığa boyun eğmek mi anlayış? Alçaklığa boyun eğmek mi çağdaş yaşam? Yerin dibine batsın o sizin ahlakınız. Yok be, yok böyle masallar artık. Herkes kendi hayatını yaşamakta özgür. O sizin köhne ahlak anlayışınızı kabul etmiyorum. Var mı bir diyeceğiniz? Ne ahlakınızı ne Allah'ınızı. Ben Mete değilim anne. Bu yalak var ya bu yalak. Çaresiz olduğu için yağ çekiyor size. Babama şirin gözükmek için onunla cuma namazına bile gidiyor. Belki sizin mirasınızdan bir pay kaparım diye. Var mı bu dünyada böyle maskaralık? Var mı bu dünyada cuma namazına gitmek? Ancak sizin gibi geri zekalılar inanır o masallara, o Allah'a. Sakın bir daha el kaldırma bana anne. Fena olur. Çok fena olur. Ben yağcılık için gitmiyorum namaza. Allah'a inandığım için gidiyorum. Git işine be! Sen de inansan çok başka insan olurdun. İmzamı taklit etmiş. Çek defterimden birkaç yaprak çalmış. Para çekmiş bankamdan. Hem de oldukça yüklü bir miktar. Sizde hiç açığa çıktı mı? Niye cevap vermiyorsun? Çıktı değil mi? Sahte çek mi? Muhasebe müdürünün imzasını taklit etmiş. Senden başka bilen var mı? Muammer Bey, muhasebe müdür, sağlam adamdır. Serdar'a söylemeyecek. Çocuklarının üstüne yemin ettirdi. Ne kadar çekmiş? 2 ayrı çek almış. Toplamı 37 milyon. Sen üzülme. Ben kapattım. Kendi hesabından mı? Sen benim kardeşimsin. Ama kabul edemem. Sen benim dünyada tek dostumsun. Kardeşimsin. Görüşürüz. Eyvallah çocuklar. Gel lan otur. Ne iş? Yak be. İşe gidiyoruz. Çüş. Öğlenden sonraları çalışmazsak peder mangır vermiyor. Hadi lan. Yarım saat geç kalsan yemeyenden mi keserler? Vallahi keserler. Bir cadı var pederin zamezingosu. Kesmezse nah böyle olayım. Gel lan otur. He?
İçkiler kimden? Bende. Vay vay vay. Paralandın gene. Bak oğlum, dünyanın en kolay işi parasız olduğun zaman ikramda bulunmaktır. Bilirsin nasılsa ödemeyeceğini. Ama yakında bir gün böyle buğday eker gibi para saçacak bu kardeşlerin. Banka mı soyacaksınız? Önce ufandan başlamak şartıyla. Şerefe. Bundan sonra muhasebede çalışmayacaksın. Planlamaya veriyorum seni. Nedenmiş? Sen daha iyi bilirsin. 3 haftalık avans aldın. Ödeyinceye kadar her hafta yarı paranı alacaksın. Bela mısın ulan? Doğru konuş benimle. Yatakta babama şikayet mi edersin? Defol, çık buradan. Vay vay vay. Şirketi sana mı devretti? Senin baban benim kardeşim. Hı? Öyle diyor. Sadece giyinik gel. Sen o babaya, o anaya layık değilsin. Sen pis, adi bir sahtekar, bir hırsızsın. Biraz önce annen muhasebeden çaldığın paraları ödedi. Onun çek defterini de çalmışsın. Mücevherlerini çalmışsın. Kes be! İstersen babama söyle. Hepiniz, hepiniz söyleyin. Korkmuyorum. Hiçbirinize korkmuyorum. Anlamıyor musun anne? Seviyorum onu. Çok seviyorum. Sevişiyoruz. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Sen çıldırmışsın. Anla artık, gör gerçeği. Sevdiğini söylediğin adam bir esrar keş, bir serseri. O memleketin en büyük sanatçısı. Kızım, seni nasıl bir ortama ittiğini görmüyor musun? O manyaklar, itler, o lezbiyenler, çarpık insanlar seni onların arasına itiyor. Esrarkeşlerin arasına karıştırıyor. Bu mu sanatçılık? Ben olmasaydım şu anda hapiste olacaktınız. Hepiniz, hepiniz. Yok ya. Bu kadar nankör olamazsın. Sakın eski sevgilin olan o savcının senin hatırın için bizi salıverdiği masalını anlatma bana. Ya kim kurtardı sizi? Bir şey yapamazlardı bize. O serseri dediklerinin içinde kimlerin çocukları vardı biliyor musun? Kılımıza bile dokunamazlardı. Tut ki öyle. O hayat mı mutlu edecekti seni? Sana ne? Kızım. Herkesin hayatı kendine. Beni doğurduysa kendi zevkin için getirdin dünyaya. Sakın hak iddia etme üstümde. Bu hayat benim. Ve ben onun yaşamak istiyorum. Tanju'ya gelince seviyoruz birbirimizi. Deliler gibi seviyoruz, sevişiyoruz. Var mı bir diyecek? Bu kadar nankör, bu kadar ahlaksız olamazsın sen. Sen Nilüfer değilsin. O esrar, o hayat seni başka bir yapmış. Nilüfer'im ben. Sadece senin ahlak duvarlarını yıkmaya çalışıyorum. Sizin gibi geri zekalıların duvarlarını yıkmaya çalışıyorum. Ve sevdiğim insanı da buldum. Yemin ederim seni paran için sever görünüyor. İspat ederim sana. Nasıl belli ucuz romanlarla yetiştiğin. Tam bir kenar mahalle entelektüelisin sen anne. Acıyorum sana. Babamdan da senden de nefret ediyorum. Merak etme. Yakında çekip gideceğim aranızdan. Bari bırak da son günlerimiz huzur içinde geçsin.